Değerli kaymakam arkadaşım, değerli müdürlerimiz, değerli çiftçilerimiz, değerli bismilliler. Bugün yine güzel bir faaliyet için Bismil ilçemizdeyiz. Daha önce biliyorsunuz Bismil ilçemizde yine çok önemli bir sanayi ürünümüzün, mısırın hasatı için buradaydık. Yine çiftçimizle beraberdik. Bugün de Bismil'de yine bölgemizin çok önemli bir ürünü olan, çiftçimizin beyaz altın dediği pamuk hasatı için buradayız. Değerli arkadaşlar, hep söylüyoruz, dünyanın en bereketli topraklarındayız. En bereketli şehri Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın en bereketli ilçesi Bismil'deyiz. Bu topraklar mübarek topraklar. Bu topraklar dünya kurulalı beri insanlığı doyuran, insanlığı besleyen topraklar. Bu topraklara emek verirsek, bu topraklarda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize karşılığını vermeye devam edecek inşallah. Değerli arkadaşlar, Bismil Ova'mız bizim önemli tarımsal üretim merkezlerimizden ve Bismil'de önemli ürünlerden bir tanesi de pamuk. Geçen sene Diyarbakır'ın genelinde 2019 yılında 478.866 hektarda pamuk tarımı yapılmış. Ve yaklaşık 292 bin ton pamuk üretmişiz arkadaşlar 2019 yılında. Ve 3.768 çiftçimiz de pamuk tarımıyla uğraşmış. Ve geçen sene 2019 yılında Diyarbakır genelinde destekleme olarak çiftçimize ödediğimiz Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından çiftçimize ödenen 273.428.358 Türk lirasıdır arkadaşlar. Bu fena bir para değildir. Yani sadece pamuk tarımı dolayısıyla, pamukla ilgili faaliyeti dolayısıyla 3768 üreticimize 273 milyon desteklemede bulunmuş Tarım ve Orman Bakanlığımız. Bismil'e baktığımızda, bu ödemeler içerisinde Bismil'e baktığımızda geçen sene, bunlar 2019 rakamları, 137 bin ton Bismil tek başına pamuk üretmiş geçen sene, ki Diyarbakır'da pamuk üretilen alanların %46'sı Bismil ilçemizde arkadaşlar. En büyük pamuk üreticisi ilçemiz Bismil ilçemiz. 1420 çiftçimiz var geçen sene itibariyle Bismil'de ve geçen sene 110 milyon TL Bismil ilçemizde destekleme olarak çiftçimize ödediğimiz, aktardığımız kaynak. Arkadaşlar bunlar fena rakamlar değil. Ama az önce Hasan Başkan'la bir çerdöven üzerinde sohbet ederken, Sayın Valim, destekler biraz da artarsa bölgede pamuk tarımı artacak. Pamuk önemli bir girdimiz arkadaşlar. Hem tekstil sanayinin hem de birçok sanayinin önemli ham maddesini sağlayan önemli bir sanayi tarım ürünü. Onun için Türkiye'nin hala pamukta ithalatı var. Türkiye pamuktaki ithalatını kesmek için bu destekleri zaten çiftçimize veriyor. Az önce bahsettiğim destekleri veriyor. Ama hala çiftçimizin bir miktar sanki destek talebi var. İnşallah bu konuda zaten Tarım ve Orman Bakanlığımız çiftçimizi desteklemeye, çiftçimizi tarlasında tutma konusunda gayretleri de devam ediyor. Değerli arkadaşlar, pamuk sadece iplik olarak, tekstil sektörün ham maddesi olarak değil, tohumundan çok ciddi bir yağ sanayi ham maddesi aynı zamanda pamuğun tohumları. Ve bölgede de, Türkiye'de de yağ sanayi ham maddesi olarak da pamuk çok önemli bir girdimiz. Onun için pamuk üretimine hem Türkiye olarak hem Diyarbakır olarak devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz şu anda Diyarbakır'da devam eden çok önemli sulama projelerimiz var. Silvan Barajı gibi, Kral Kızı Barajı, baraj kısmı bitti ama sulama altyapısı çalışmaları devam ediyor. Bütün bu yatırımlar tamamlandığında Diyarbakır'ın tamamında 3.250.000 hektarlık alanda sulu tarım yapma şansımız olacak.
Pamuğu da zaten sulu tarım ancak yapabiliyoruz. O zaman Diyarbakır'da pamuk üretiminin geleceği çok açık, çok parlak. Pamuk aynı zamanda tarıma dayalı sanayiyi de bölgede geliştirecek. İnşallah Bismil ilçemizde önümüzdeki dönem bir tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurma ile ilgili de çalışmamız var. Bunlar birbiriyle entegre olarak yürüdüğünde bölgede bir taraftan çiftçimiz üreterek kazanırken diğer taraftan da tarıma dayalı sanayimizle bölgedeki gençlerimize iş ve aş olmaya da devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, ben bugün başlatmış olduğumuz pamuk hasatının çiftçimiz adına bereketli olmasını diliyorum. Tarlada emeği olan, tarlada alın teri olan bütün çiftçimize, bütün emekçimize, devletim adına, milletim adına Diyarbakır Valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ürünümüzün bereketli olmasını diliyorum. Kardeşliğimizin, muhabbetimizin bu topraklarda daim olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz Sayın Valim. Şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz.